Günaydın sevgili dostlarım, günaydın. Nasılsınız? Ay, beni gördüğünüz gibi ben berelerimi, şapkalarımı çıkardım yatağın altından. Ah, yoruldum, nefes nefese kaldım. Şimdi onları yerleştireceğim. Kafam çok üşüyor gerçekten ya. Evin içinde bile üşüyorum. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Ben gördüğünüz gibi iyiyim. Duş falan aldım. Biraz yoruldum. Nefes nefese kaldım. Şunu azıcık aşağı indireyim şöyle. Azıcık azıcık. Ay. Şöyle sanki daha iyi gibi. Evet. Peruğum var biliyorsunuz. Peruğumu herkes biliyor zaten. Peruk güzel. Güzel de kaşındırıyor kafamı. Kafamı her şey kaşındırıyor ya. Her şey. Evet. Şimdi. Güzel değil mi? Ben bunu Bakırköy'den almıştım. O zaman hasta falan değildim. Hasta değilken almıştım. 5-6 sene olmuş. Bayağı bunu böyle sandıklara kaldırmışım. Şimdi gördüm. Evet. Şimdi koyalım. Bu dışarıda takılır. Evde takılmaz. Takabilirim gerçi de. Bunu da çok seviyorum. Bu da hastayken kemoterapi zamanında Mickey Mouse'lu. Kuzenim hediye etti bana. Kuzenim ve eşi Erbil. Nişantaşı'nda mağazaları var. You Cafe pub'ları var. Onlar hediye etmişti bana 2016 senesinde. Seviyorum bunu da. Oh, ay. Ağrı bandımı çıkardım da biraz ağrım var bugün. Kemiklerim, şuralarım falan ağrıyor. Şu da benim rahmetli anacığımın pomponlu. O da pek severdi böyle şeyleri. Şöyle pomponlu. Çok güzel. Annem de takardı böyle şeyler böyle. Evet. Şimdi. Şunları şöyle katlayacağız. Ha, bunu ben almıştım. Bu bana artık çok bol geliyor. Niyeyse. Ama rengi çok hoşuma gitmişti. Bu da böyle. Ama bu şey yapmıyor. Sıcak tutmuyor. Delikleri büyük büyük. Bu rengi güzel. Bunun içine bir tane bir şey, ince bir bere bir şey takmak lazım. Yoksa üşütüyor yani soğuk havada. Hava giriyor. Yani benim kafada kel olunca, saçlar kısa olunca hava giriyor yani bundan. Çünkü böyle bakın ince ince delikleri var. Parmağım çıkıyor yani deliğinden o derece. Tamam. Bunu da tamam. Bir de onun kırmızısı var. Kırmızı çingeneliğim tuttu. Ben kırmızıyı pek severim. Aynen bu da öyle. Delikleri büyük büyük. Ama güzel değil mi? Sevgili dostlarım benim berelerimi çok beğeniyormuş. Ben de o yüzden böyle berelerimi hepsine tek tek dedim ki göstereyim bari dedim. İşte açtım yatağın altını, yatağın altından çıkarttım verileri. Böyle tek tek. Şunu da ben bu arada bere çok seviyorum. Gerçekten bana böyle güzel güzel el becerisi olan bereler yapabilen kişiler varsa aranızda vallahi hediye olarak kabul ederim. Bere hastasıyım. Bunu da bir arkadaşım Sevim Balıkesir'den Sevimcim yapmış benim için. Pomponlu. Çok güzel değil mi? Evet. Sevimcim buradan teşekkür ediyorum canım benim. Evet. Elleriyle örmüş getirmiş. Kendisi büyük bir çelik erişçi hayranıdır. Çeliğin sayesinde tanıştım kendisiyle. Konserlerde tanıştık. Evet bu tamam. Heh. Şu.
Bunu da çok seviyorum ama artık bu da kafama çok büyük geliyor. Bakın bu da böyle. Ucu da pomponlu. Şey, şuraları da pomponlu. İki tane şöyle pomponu var. Şimdi siz benden örnek istersiniz. Abla örnek at diye. Ben anlamam ama örnek nasıl atıyor da anlamam. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu da çok güzel. Körüklü gibi böyle uzun. Şöyle. Uzun uzun. Güzel duruyor. Tamam. Bunu da çıkaralım. Sonra. Bunu da gene bir takipçim yollamış. Bu yazlık. Çantasını da yollamıştı. Bu yazlık sevgili dostlarım. Ana, battı kafama. Evet. Bu da tamam. Bunu yazlık yerine kaldırayım. Bu dursun yazlık yerine. Başka şu var. Bu da annemin. Bu da annemin. Şunları bir takayım. Yo, bunu cennet verdi. Cennet. Bunu bana bakan bayan vardı. Ben ameliyat olduğumda bana bakıyordu. O verdi. Bakar mısınız? Nasıl biliyor musunuz? Böyle Shetland mı diyorlar? Bir şey diyorlar bunun yününe. Sıcacık sıcacık böyle. O kadar güzel ki. Bir de böyle yumuşacık. Evet. Artık evde takacağım ben bunları. Nerede takacağım? Dışarı çıktığım mı var? Zaten kara kışlı bir yerlerde de yaşamıyorum. Ama çok seviyorum. Gerçekten bunları çok seviyorum. Bu telefon yamuk mu duruyor? Ne oluyor? Anlamadım. Evet, bu da tamam. Şimdi anneminki. Gene bir annemin var. Bakın, bu hiç annem bunu kafasından çıkarmazdı bunu. Şöyle. Hep bununla gezerdi. Bu da rahmetli anacığımın şapkası. Özledim anamı ya. O beni özlemesin de ben anacığımı çok özledim ya. Vallahi özledim. Eski günlerimi o kadar özledim ki. Özlem doluyum. Eski günler böyle aklıma geldikçe çok içim acıyor ya. Gerçekten içim acıyor. Şu yamuk niye duruyor ya? Şöyle. Şöyle. Neyse. Ay. Yatak da bayağı yüksek oldu. Yatak peti koyunca yükseldi. Bunu zaten aranızda tanışanlar var. Benim kulaklarımız üşümesin diye pomponlu. Bunu da çok seviyorum. Bakın bana böyle şeyler de yapıp gönderebilirsiniz. Hatıra hem takarım böyle kulak. Uçlarına böyle şey pompon koyuyorsunuz. Şöyle bir şey örüyorsunuz taç gibi. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle. Ters düz müdür nedir? Ben anlamam tabii bunun şeyinden de. Örgü işleri bana göre değil. Sonra şu var. Bu da böyle bir şey. Bu da dar geliyor. Sıkıyor. Of kafamı sıkıyor yani. Örgülü bir şey şöyle. Bunu pek takmıyorum. Kafamı sıkıyor. Bu kalsın. Ondan sonra. Sonra gelelim şeylerime. Bunlar. Hem bunları böyle boynuna tak, fular. Hem kafana tak. Yani bir sürü şekilde kullanabilirsin. Bunlar da böyle. Bak bunun kumaşı çok güzel. Bu sıcacık tutuyor. Harika bir kumaşı var. Rengi de güzel. Vallahi kafamı takar takmaz böyle bağlar bağlamaz ısıttı. Benim bu ev biraz soğuk. Vallahi bu soba yakma işi de bana göre değil. Yapamıyorum. Artık onu keyfe böyle her gün mecburiyetten maalesef onunla uğraşamayacağım. Mecburmuşum gibi. Şu yazlık bir şey. Bu yazlık. Dediğim gibi bu bayağı kaç yıllık benim şöyle püsküllü müsküllü boynuma takardım işte bunu fular olarak. Kafaya da tak. Her yere tak. Yani boynuna takılan kafana da takılır. Her yere takılır bence. Bu da yazlık. Bunu da kaldırıyorum. Ama çok güzel bir kumaşı var böyle. İpek gibi. İpek mi acaba? Bilmiyorum ki.
Yıllar önce nereden aldım onu da bilmiyorum. Tamam. Burada tamam. Bunu da yazlık kısmına koyalım. Sonra şunları seviyorum. Bunlar çok rahat. Yıka yıka. Geçir kafanı. İçinde astarı da var. Gayet güzel. Isıtıyor. Kulağını da örtüyor. Kafanı da örtüyor. Gayet hoş. Burada da rengarenk fularlarım var. Böyle kırmızı var. Şu yazlık. Şu kalsın. Şu var. Şu renk. Bu güzel. Bunu da arada böyle kullanabilirim. Bu kış olarak. Şu şöyle. Bu da güzel. Arada bir takabilirim. Ondan sonracığıma şöyle yazlıklar var. İnce ince. Başka ne var? Başka. Burada bir sürü rengarenk var. Şunun rengi çok güzel dostlarım. Bunu da işte fular olarak kullan. Kafana örtü olarak kullan. Kullan yani bir şekilde kullan. Şu var. Şunu şeyden almıştım. Muğla'da böyle. Muğla'nın yerli geleneksel kıyafetlerimini bir şeylerini satan bir yerden almıştım. Bu da böyle çok güzel bir el işlemesi var. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Böyle bir el işlemesi var bunun da. Bunu da böyle boynuna takabilirsin. Kafana takabilirsin. Şal olarak şöyle kullanabilirsin. Sanki satıyorum. Yani tanıtım yapıyorum. Sanki satıyorum. Hayret bir şey. Yani işte cicilerimi gösteriyorum. Bunlar benim cicilerim sevgili dostlarım. Sonra bu oğlumun nişanından arabanın aynasına takmış. Gelin tarafı takmışlar. Arabaların konvoy yapıp arkasına takmışlar. Bu da oradan sevgili dostlarım. Bu da incecik yazlık bir şey. Bunu da kaldırayım. Sevdiğim renk mavi. Mavi tonlarını çok seviyorum. Biliyorsunuz mavici ben. Bu da böyle. Bu da şunu da çok seviyorum. Bu da bunu da bana Avni Yiğit Göksu diye bir öğrencimiz vardı. Çok iyi bir çocuktu. Oğluma çok ders çalıştırırdı. Tarih dersi özellikle. O bana hediye almış. Ben böyle şeyleri sevdiğim için. Ondan sonra bu da Avniciğimin. Kendisi Adanalıdır. Adanalı, Adana'da şu an hatta. Onun böyle püskülü. Çok güzel böyle bir hediye kutusu yapmış. İçine koymuş. Bakın böyle bir şey. Yani bunu flor olarak da kullanabiliyorsun. İşte başına da takabilirsin. Güzel değil mi? Yiğit'cim beni izliyorsan buradan gene teşekkür ediyorum sana. Sağ ol benim canımın içi. Güzelim. İşte böyle pazardan aldıklarım var. Benim kendi aldıklarım var böyle. Artık pek kullanmıyorum onları. Bir tane şu sade var. İşte dediğim gibi bunları çok seviyorum. En sevdiğim bunlar. Oh, rahat rahat böyle tak kafana. Üşümesin kafan. Geniş. Yatarken bunları takıyorum biliyor musunuz? Şunu. Şunu. Bir de böyle bunun siyahları falan var. Yatarken genelde bunları takıyorum. Gerçekten kafam yatarken çok üşüyor. Evde soğuyor. Evet. Millet incik boncuğunu gösterir. Ben şapkalarımı, berelerimi. Ay, midem bulandı. Ah, bugün yatacağım. Daha kahvaltı etmedim. Kahvaltı kalkıp kahvaltı kendi yapacak bir halim, bir şeyim yok. Biraz yorgunum. Bugün gidebilirsem oğluma gitmeyi düşünüyorum. Hatta kalabilirsem orada kalmayı düşünüyorum. Zuzu'yla Bıdı'yı da almayı düşünüyorum. Ay çok kötü midem. Fena yani. Yorgunum. Gerçekten yorgunum. Of. Hep uyumak istiyorum. Hep uyuyayım böyle. Gözlerimi kapatıp yatıp uyuyayım. Başka bir şey istemiyorum. Ama işte karnım acıkıyor. Tuvaletim geliyor. Mecburen kalkıyorum. Şunu ne yapsam? Şunu... Hayır, bunu takamıyorum zaten.
Şapkalarım, şapkacı. Gel abla gel, şapkaya gel, şapkaya gel, bereye gel abla. El örgüsü bunlar, el örgüsü. Organik el örgüsü abla, gel. Benden iyi pazarcı da olurmuş ha. Şapkaya gel, şapkaya. Kışın soğuk günlerinde kafanıza kar yağmasın ablalarım. Koşun koşun gelin. Şapka bere manyağı Dilara. Bayılıyorum bayılıyorum şapkalara, berelere bayılıyorum. Oh. Çok güzeller. Evet. Bunları da kaldırdık mı? Of. İşte bu kadar. Bunlar sürekli kullandığım şeyler. Bunlar ortada kalsın. Şunu da kaldırayım, yazdık. Şöyle. Ay anam 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 anam. Aman aman aman. Bu kadar. Bitti. Ben de bittim. Sevgili dostlar, kendinize dikkat edin. Bekliyorum bana bol bol. Allah şapka bere. Örün gari. Örün örün getirin gari. Gönderin bana bol bol. Şöyle yüzüme yakışır. Gül yüzüme yakışır. Şöyle bereler, şapkalar. Kendinize dikkat edin canlarım. Sizleri çok seviyorum. Her renk olabilir. Koyu kahverengi tonları falan olmasın. Kahverengi istemem. Ben renkli bir kadınım. Renkli renkli olsun. Sizleri çok seviyorum canlarım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.